Merhaba, ben Eren Ünal. Opis Türkiye'de satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere CapsoRx ile Siemens piyasalar arasındaki haberleşmeden bahsedeceğiz. İlk olarak demo setimizden bahsedelim. Elimizde Siemens'in SC300 model bir PLC'si var. Buna bağlı işte dijital input, output ve analog input, output kartları mevcut. Bir tane de Ethernet modülümüz var. Bunun dışında sürücü ve motorumuz var. Bu PLC'den motor kontrolü yapacağız. Kablosuz bir haberleşme yapıyoruz. Buradaki Ethernet modülünden modeme girdik. Biz de bilgisayarımızla buraya bağlandık ve Opsi serverımızdan PLC'ye şimdi sorgu atacağız. Dilerseniz peki bunun konfigürasyonu nasıl, ona bakalım. CapsoRx ilk kurduğunuzda karşınıza böyle bir ekran geliyor. İlk olarak yine bir kanal eklemeniz gerekiyor. Tıklıyorum. Kanal ismi soruyor. Burada Siemens diyeceğim. Yine driver listemiz karşımıza çıkıyor. Siemens TCP IP Ethernet protokolü, Siemens'in haberleştiği. Network adaptörünü seçmeniz isteniyor. Yine bilgisayarda birkaç tane adaptör varsa cihazın bulunduğu network'e uygun adaptörü seçmeniz gerekli. Ben default bırakıyorum. Daha sonra yazma okuma optimizasyonları var. Default olarak next diyerek geçiyoruz. İlk aşamada Siemens TCP IP Ethernet driver'ını seçtik ve kanalı oluşturduk. İkinci olarak cihaz eklemi var. Burada da SC300 isimli bir cihaz ekleyeceğim. Evet, cihazın modelini seçmemiz isteniyor. Gördüğünüz gibi SC200, 300, 400, son çıkan 1200 ve 1500 serisi cihazlar mevcut. SC300 seçiyorum. Daha sonra da IP adresine giriyorum. Burada IP adresini bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Tarama zamanlarını client mi belirlesin yoksa Opsi Server kendisi mi belirlesin gibi seçenekler var. Biz client'a bırakıyoruz burada. Yani SCADA'nıza mesela. Bağlantı ile ilgili timeout ayarları var. Yine bağlantı ile ilgili bazı ayarlar var. Buraları geçiyorum. Port numarası 102 Siemens için. Yine aynı şekilde SC300 için Rack ve CPU slotları 0, 2, default bunlar. İşlemci tipi, bunu da default bırakıyorum. Elinizde bir Step 7 proje dosyası varsa buradan import ederek tagleri otomatik olarak oluşturabiliyorsunuz. Bizde böyle bir dosya olmadığı için geçtim ve finish. Cihazı da gösterdikten sonra son olarak bu cihazdan hangi verileri alacağız? Yani tag eklemeye geçelim. Biz mesela motora bir set değeri göndereceğiz. Tag'in ismini motor set giriyorum. Üçüncü olarak bilmemiz gereken bu set değerini hangi adresten motora göndereceğiz? Bunu da PLC'yi programlayan kişiden veya değişken listesinden erişebilirsiniz. Mvert on. Check ediyorum ve data tipini atadı. Burada client access'i yine kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Read write olarak bıraktım. Okey dedim. Daha sonra bu cihaza set değerini göndermek için bir client uygulaması gerekiyor. Bunun için de Kepler'in içinde gelen Quick Client'ı kullanacağım. Quick Client'ı açtığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran geliyor. Burada da motor set tag'inin şu anki değerini görüyorsunuz. Şu an 20. Biraz PLC'nin içindeki programdan bahsedelim. Mvert 10 adresindeki değer 50'yi geçtiği zaman bu motor çalışacak. 300 maksimum değeri, 300'e kadar değer arttıkça motorunuzu artmakta. 40'ın altına düşünce de motor duruyor. Dolayısıyla biz bu değeri 50'nin üzerine çıkardığımız anda motor çalışmaya başlayacak. Tag'in üstüne gelip sağ tıkladığınızda senkron veya asenkron write seçeneği karşınıza çıkıyor. Mesela senkron olarak yazalım. Buraya ben 100 değerini yazıyorum. Apply dediğim zaman da motor çalışıyor. Yine dediğim gibi 300 değeri maksimum değeri gönderebileceğimiz. Motor hızlanıyor. Mesela 0 diyelim. Ve motor durdu. Bu şekilde Siemens PLC ile Opsi Server arasındaki haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler.